Kahramanmaraş'ın gönüllü turizm elçisi Sami Kervancıoğlu bu kez odun ateşinde kaynattığı salep ile gönülleri ısıttı. Kışın da içimizi ısıtıyor. Hem besleyici hem doyurucu hem vitaminli olduğuna inandığımız çok güzel bir içecek şehrimizde tanıtıma inanıyorum. Keçi sütünden yapılıyor, besin değeri olarak dondurmayı aratmıyor. Salep Maraş'ımıza öz, halis bir içecek. Başka yörelerde bulunmayan, ahırdan doğal ortamında yetişen salep Maraş'ımız için harika bir içecek. Isıları farklı olsa da faydaları ortak. Doğal salep kadar güzel bir şey yok. Çok lezzetli ve çok besleyici. Ve aynı zamanda çok vitaminli. Kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerinden biri de salep. Şu anda doğal Kahramanmaraş ahır dağından topladığımız salepimizi sütümüze karıştırıyoruz. Birazdan salepimizi hep beraber içmiş olacağız. Afiyet olsun diyorum. Bu sadece Kahramanmaraş'ta oluyor. Yani diğer illerde doğal salep bu şekilde olmuyor. Sadece Kahramanmaraş'ta oluyor bu. Bu eşsiz tat buharı üstünde sıcacık içiliyor. Kervan Han'ın salebini nasıl buldunuz? Yani çok güzel. Yani kışın dondurma yemeye korkanlar için de özellikle salep bir alternatif olabilir. Dolayısıyla soğuk kış günlerinde içenlerin içini ısıtıyor. Salep bu şekilde yapılırdı. Şu anda da Kervan, Alpedo, İşte görüyorsunuz, yine eski usullerimize biz devam ediyoruz. Çünkü bunun lezzeti, doğallığı, odun ateşi, bakır kazanı, buna biz tarhana küre ediyoruz. İşte bunun da olması gerekiyor. Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu da salebi eski usulle bakır kazanda odun ateşinde yaptı. Kış aylarında içimizi ısıtan olmazsa olmaz lezzetlerimizden bir tanesi de saleptir. Bugün sizlerle salebi buluşturuyoruz. Odun ateşinde bakır kazanda salebin yapımını sizlerle paylaşacağız. Yanımızda Kervan Han Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu yanımızda. Evet efendim, saleple ilgili, yapılışıyla ilgili bizi bilgilendirebilir misin? Teşekkür ediyorum öncelikle Aksu TV'ye. Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma kenti kadar da şu anda bizim gayretimizle, çabalarımızla bir salep şehri yaptık. Bundan çok mutluyuz, gururluyuz. Çünkü Kahramanmaraş'ta yetişiyor bu doğal salep. Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Ahır dağı diyoruz. O et ahır dağının eteklerinden topluyoruz. O orkide şeklinde, soğan kökünde. Onu güzelce ipe diziyoruz. Sütle pişiriyoruz. Pişirdikten sonra o salebimizi bir sene sonra öğütülmüş şekilde kullanıyoruz. Neye kullanıyoruz? Dondurmaya. İşte bunu salebimize de kullanıyoruz. Tabii ki bu salebin yapılış amacı dondurmaya dönüş hali bu. Yani şu anda biz bunu dondurma yapabiliriz soğuduktan sonra. Çünkü doğal bir ürün, keçi sütü, doğal salebi, bir de çok eskileri biz şu anda iade ediyoruz. Düşünün, eskilerde salebi böyle yapardık biz. Şu anda da eskiye dönüş yaptık. Şu anda Kervan grubunda, düşünün 30 odun ateşinde, bakır kazanda şu anda salebimizi pişirdik. Salebin tiryakileri hiç de azın sanmayacak nitelikte. Salep seviyorum. Ateşte pişmiş bu galiba. Çok güzel olmuş. Salebin faydaları da saymakla bitmiyor. Odun ateşinde bakır kazanda pişen sıcacık salebimiz hazırlandı. Üstünde dumanı da tütüyor. Kervan Han'da bu lezzeti sizlerle buluşturuyoruz. Ben de sizler için bu güzelliğin tadına bakacağım. Herkese afiyet olsun diyorum.